Merhaba sevgili arkadaşlarım. Bugünkü çalışmamızda bere çalışması yapacağız. Yetişkin beresi çalışacağız. Beremiz komondo beresi tarzında yana düşen bir bere olacak. Yine volans, fox ipini kullandım. Şöyle gösterelim arkadaşlar. Kodunu 100 gramı 100 metre. Lotu da burada yazıyor yine. Kolor numarası 110-33. Lotu da 125 arkadaşlar. Aynı renk örmek isteyen olursa. Açık gri rengi. Şeyde videoda tam çıkmamış olabilir rengi. O yüzden lotunu da söyleyelim. Bu beremiz yetişkin beresi dedik arkadaşlar. Kısaca bahsedeyim. Alt lastiğini başlarken 5 numara şişle başladık. Lastikten sonra 6 numara şişe geçtik. Aynı zamanda da artırma yaptık. Bu şekilde yumuşacık hem de çok sıcak tutan bir bere oldu arkadaşlar. Çünkü daha önce örüp ben kızıma örmüştüm, kullandı. Çok da memnun kendisi. Ayrıca böyle bir de takım olarak şu şekilde gösterelim. Boyunluğumuz var. Boyunluğumuzun anlatım videosu da bundan bir önceki videoda arkadaşlar. Örmek isteyen arkadaşlarımız oradan örebilirler. Bu bir tane yeterli geliyor arkadaşlar bu bere için. Tam bir tane gitmiyor diyebilirim yani. Yani boyunlukla ikisine bir taneden birazcık daha fazla, şu kadar fazla birip gidiyor. Bir tane bir de bu kadar fazla birip gidiyor. Biraz daha küçük çalışırsanız bir ip ikisine de yetebilir. O şekilde hem kolay, yani bir günde ikisini örebileceğiniz bir takım arkadaşlar. Hem kullanışlı, hem şık, hem de bir iple çıkabilen bir model arkadaşlar. Dediğim gibi şişimiz altında 4 şey 5 numara, üstüne geçince 6 numara şiş kullandım. Siz elinize göre yapabilirsiniz. Elinizin ayarına göre ama yumuşak örmemiz gerekiyor bu modeli. Salaş durması için beremizin ve yumuşacık olması için. Evet arkadaşlar, eğer modelimizi beğendiyseniz başlayabiliriz. Videomuza başlamadan önce sayfama yeni gelen arkadaşlarımız varsa ya da daha önce de izleyen arkadaşlarımız varsa kanalıma abone olarak destek verirseniz sevinirim. Beğendiğiniz modellerime beğeni ve yorum yapabilirsiniz tabii ki. Sosyal medya hesaplarınızda da paylaşabilirsiniz etiketleyerek. Daha çok kişiye ulaşmasını sağlarsınız. Abone ol tuşunun altında bir de bildirim zili var arkadaşlar. Eğer o bildirim zilini de aktif hale getirirseniz bundan sonra yapmış olduğum videolardan size bildirim gelir. Haberiniz olmuş olur. Söyleyeceklerim bu kadar. Beni dinlediğiniz için, izlediğiniz için teşekkür ederim. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum. Buyurun hep birlikte başlayalım bugünkü modelimize. Evet arkadaşlar, şimdi de boyunluğumuza uygun bere çalışması yapacağız. Beremizi ben lastik kısmını 5 numara şişle örüyorum arkadaşlar. Ve 55 tane ilmek attım şişime. Burada lastik kısmını bir ters bir düz olarak öreceğim. Bakın, ters ilmeğimi ördüm. Düz örüyorum. Bir ters bir düz. Ters, düz. Bunu herhalde herkes biliyordur ama yine de gösterelim dedim. Ters ördük. Düz, biraz ters düz karışabilir arkadaşlar. Bu tüylü ip olduğu için örerken dikkat ederseniz iyi olur. Çünkü tüylü iplerde bir ters bir düz biraz görünmüyor ilmekler. O yüzden dikkatli örmenizi tavsiye ediyorum. Ben bir 5-6 sıra lastik öreceğim arkadaşlar. Daha sonra da beremizin üst kısmına geçeceğiz. Bu şekilde bir ters bir düz, arkadan da tersi ters düzü düz şeklinde şöyle bir 3 santim falan bir lastiğimizi örüp gelelim. Evet arkadaşlar, 55 ilmekle başlamıştık.
5 numara şişimizde bir ters bir düz ördük. 3 santim kadar ördük. Lastiğimizi ördükten sonra şimdi şişimizi değiştireceğim. 6 numara şişe geçiyorum. Ve 25 pardon 55 ilmeğimi 65 ilmeğe çıkartacağım. Şimdi baştan 5-6 tane örüyorum. 4 5 6 şişlerimiz acayip ses yapıyor. Şuraya bırakalım. Ses yapmasın. Pardon. Şimdi burada biraz 10 tane ilmek artıracağım. İlk ilmeğimi artırıyorum. İlmeğimin içinden ördüm. Çıkartmadan bir de diğer tarafından ördüm. Bir artırma yaptım. 1 2 3 4 5 tane ördüm. Tekrar örüyorum. Şişimden ipimi çıkartmadan aynı ilmeğin diğer tarafından girerek ikinci artırmamı da yaptım. 2 oldu. 1 2 3 4 5 tekrar bir artırma yapıyorum. 3 toplam 10 tane artırma yapacağız arkadaşlar. 1 2 3 4 5 5 artırma oldu galiba. 1 2 3 4 5 yine artırdım. 6 oldu. 1 2 3 4 5 tekrar artırıyorum. 7 oldu. 7 oldu. 1 2 3 4 5 8 oldu. 1 2 3 4 5 9 oldu. 1 2 3 4 sonundan bir tane daha artıralım. 10 tane artırma yapmış olacağız. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Yani baştan biraz fazla ördük biz ama sıkıntı değil. Zaten belli olmuyor. Tüylü bir ip olduğu için önemli olan bizim istediğimiz sayıyı elde etmemiz. Burada örgümüzü ön taraftan düz, arkadan ters öreceğiz. Aynı boyunlukta yaptığımız gibi arkadaşlar. Buraya ben yaklaşık bir 15 santim olana kadar öreceğim. Şimdi örgümüzün arka tarafındayız. Örgümüzü ters örgü örüyoruz. 6 numara şişe geçtik. Bunu unutmayın. Tabii sizin eliniz çok sıkıysa siz 7 ile de örebilirsiniz. Burada şimdi bir bere çalışması yapacağız. Düz örgüden oluşacak. Bu arada ben örgümü bir 15-16 santim olana kadar örüp geleceğim. Siz de gösterdiğim gibi örün arkadaşlar. Daha sonra devam edelim. Evet, bu şekilde devam edelim. Arkadaşlar, bu arada ben bir önceki videoda 65 ilmeğe çıkartalım demişim ama ben kendim bir tane eksik yapmışım. O yüzden onu ben artırdım. Onu da söyleyeyim dedim. Yanlış bilgi vermiş olmayalım. Siz de 55 ilmeği 65 ilmeğe çıkarana kadar artırmanızı ekstra da yapacaksınız. 6 numaralı şişe geçtiğimizde. Ve yaklaşık bir 15 santim falan ben bir öreceğim. Bir bakacağım duruma göre. Daha sonra da tepeden eksiltmelere devam edeceğiz. Bunu da bir düzeltme yapmak için tekrar çektim bu videoyu da arkadaşlar. Evet, beraber örmeye devam edelim. Evet arkadaşlar, şimdi ben kesme yerine kadar geldim. Nasıl kestiğimizi de size göstereceğim. Tepe kısmını toplamaya başlıyoruz. Şimdi baştan bir tane ilmeğimi boşaldım.
iki tane ilmeğimi beraber örerek kestim. Daha sonra bir sayıyoruz hep beraber. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane örüyorum. Kestikten sonra 8. ve 9. ilmeği beraber örerek bir kesme yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 örüyorum. 2 tane ilmeği beraber örerek kesiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane örüyorum. 2 tane ilmeği beraber örerek kesiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. İkisini tekrar kestim. Sıra sonuna kadar böyle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 tane ilmeği beraber örerek kestim. 1, 2, 2 tane ilmeği beraber örerek kestim. Ve sondaki ilmeklerimi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane ilmeğim de sonda kaldı arkadaşlar. Arkadan bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz. Hiçbir işlem yapmadan bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz. Ben bu sırayı tamamlayıp geleyim arkadaşlar. Tekrar ön yüzdeyiz arkadaşlar. Yine baştaki ilmeğimi boşaldım. Yine yanındaki iki tane ilmeği beraber örüyorum. Bu sefer 7 örmüştük. Şimdi 6 tane örüp kesme yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 tane ilmeğimi beraber örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yine 2 tane ilmeğimi beraber örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yine 2 tane ilmeği beraber örüyorum. Yani 6 tane de bir kesme yapıyoruz. Bu sırayı da böyle devam edip arkadan tersleri örüp tekrar geliyorum. Tekrar ön yüzdeyiz arkadaşlar. İlk ilmeğimi yine boşaldım. 2 tane ilmeğimi beraber ördüm. Kestim yani. En son 6 örüp bir kesmiştik. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 örüp bir keseceğiz. 1, 2, 3, 4, 5 örüp bir keseceğiz. Normalde bu ipimiz arkadaşlar normal bir ip olsaydı kestiğimiz yerler görünürdü. O yüzden saymamıza gerek kalmazdı ama ipimiz tüylü ip olduğu için bakın hiç kestiğimiz yerler görünmüyor. O yüzden de mecburen saymak zorundayız. Bu sırada 5 örüp bir keseceğiz. Sıra sonuna kadar arkadan hepsini düz öreceğiz. Daha sonra yine baştaki ilmeğimizi örüp yandaki iki ilmeği baştaki ilmeği boşalıp yandaki iki ilmeği ördükten sonra 1, 2, 3, 4 örüp 2 ilmeği beraber öreceğiz. 4'e düşecek, sonra 3'e düşecek, sonra 2'ye, sonra 1'e düşecek. O zamana kadar örelim. Yani bir ör bir kes, bir ör bir kese kadar gelelim. Daha sonra en üst kısmını da tekrar göstereceğim arkadaşlar. Çünkü artık hep bu şekilde kesmelerimiz devam edecek. Yani bir tek bir kes, bir tek ör bir kes sırasına gelene kadar örelim. Evet sevgili arkadaşlar, bakın şapkamızı kesmelerini şu şekilde yapıyorum. En son dediğim gibi bir ör bir kese gelene kadar örelim demiştim. O şekilde ördüm. Şimdi yine o sıramı öreceğim. Bakın bir tane boşaldım. Yanındakini iki tane beraber örüyorduk. Altlarda da böyle yapmıştık zaten.
Şimdi de bir örüyorum, bir kesiyorum. Bir örüyorum normal, bir iki ilmeği beraber örerek kesiyorum. Bir ör, bir kes. Örüyoruz, kesiyoruz. Bu sıramız da bu şekilde. Örüyoruz. Sondaki iki ilmeğimizi de örelim. Arkadan bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz. Baştan beri zaten o şekilde ördük. Burayı beraber çalışalım. Arkadaşlar boyunluk modelimiz de bir alttaki videoda var. Onu da çalışmak isteyen arkadaşlarımız oradan örebilir. Şimdi arkadaşlar bütün ilmekleri çift öreceğim. Baştan itibaren bütün ilmeklerimi 2-2 alarak keseceğim. Burası artık son kesmemiz olacak. Bakın en son 2 ilmeğimi de pardon ördüm. 2, 4, 6, 8 tane ilmeğim kaldı. Arkadan da yine bir sıra ters örüyorum. Ve şapkamızın örme kısmını tamamlamış oluyoruz. Ve dikim aşamasına geçiyoruz arkadaşlar. Evet. Kalan ilmeklerimiz bunlar. Şöyle gösterelim. Evet arkadaşlar, şimdi bakın iğneme buradan dikeceğim kadar ip bıraktıktan sonra iğneme taktım. Burada ipim buradayken şişimi diğer tarafa geçiriyorum. Yani ipimin karşı tarafında oluyor bakın. İpimin karşı tarafında ilmeklerimi hiç kesmeden bakın şişime pardon iğneme kalan ilmeklerimi takıyorum. Ve şu şekilde bakın şu şekilde burayı kapatıyorum. Bakın şapkamızın tepe kısmı burası. İyice sıkıştırıyorum. Şuradan tekrar bir sabitliyorum. İyice sıkıştırıyorum bu tepe kısmını. Şimdi dikmeye başlayacağız. Dikmeye dikişimiz de hiç görünmeyecek bu arada. Şimdi bakın önce karşıya geçiyorum. Alttan giriyorum ama bakın. Bu çalışmayı ben daha önce de göstermiştim aslında. Şöyle karşılıklı ama içinden. İçinden dışına doğru. Örgümüzün düz tarafındayız bakın. Tepe kısmı burası. Şurayı da şöyle yine kaydırmadan şu şekilde bakın. Şöyle tutarak. Karşıya geçiyoruz. Bir bizden taraftaki yöne geçiyoruz. Bu şekilde dikimimizi tamamlayacağız. Kanalımı yeni gören arkadaşlarımız da varsa bebek örgüleri birkaç büyük örgümüz de var.
Her şey var arkadaşlar. Patik, yelek, hırka, şapka, elbise, tulum. Yani 286'yı da 287 oldu galiba. Yani her geçen gün artıyor video sayılarımız. Yani istediğiniz, beğendiğiniz modellerden örebilirsiniz. Çoğunu kendim tasarlayıp yaptığım modeller. Evet canlar, bu şekilde videomuz uzun sürmesin. Bu gösterdiğim gibi dikerek dikişimizi de tamamlayalım. Şöyle de gösterelim. Bakın, dikişimiz hiç belli bile olmuyor arkadaşlar. Şurası kesme yerlerimiz, çok hafif belli oluyor. Bu da şapkamızın diktiğimiz yer. Ben kızıma da örmüştüm. Diktiğim yeri kendim bulamadım daha sonra. Yani o derece. Arkadan da zaten hiç potluk olmuyor. Burada da öyle düz bir görüntü oluyor. Şapkamızı tamamlayıp gelelim. Evet arkadaşlar, ben dikimini tamamladım. Bakın beremiz bu şekilde. Şöyle gösterelim. Yumuşacık bir bere oldu. Bu şekilde de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bakın böyle. Aslında bu benim şurasını biraz fazla ördüm ben. Şu şekilde yana şey gibi, komando beresi gibi olacak aslında bu. Giydiğinde o şekilde alacak. Ama siz isterseniz şöyle düz de yapabilirsiniz. Şöyle kıvırabilirsiniz. Eğer büyük şurasını o şekil kullanmak istemezseniz böyle kıvırabilirsiniz. Şimdi ben bir ölçü vereyim arkadaşlar size. İlk başta da şuranın ölçüsünü vermemiş olabilirim. Şapkamızın bitmiş haliyle bir ölçü verelim. Kesmeye başladığımız yer şurası arkadaşlar. Yaklaşık bir 17 santim falan ördükten sonra kesme işlemlerine başlamışım arkadaşlar. Onu da unutmayalım. Ben 15 demiştim. 17 santim falan örmüşüm. Ondan sonra da kesmeleri yapmışız. Şimdi ben burada tepede siz buraya püskül de takabilirsiniz, pompon da takabilirsiniz. Yalnız bu ip de pompon olduğunda dökülüyor arkadaşlar. Çünkü küçük parçalar olduğu için kesildiği yerlerde dökülme oluyor. O yüzden ben şu şekilde bir çalışma yaptım. Şöyle yakından göstereyim size. Bakın, bu kesinlikle dökülmez. Bu pompon değil çünkü. Bakın, bunu nasıl yaptığımı şimdi sizlere göstereceğim. Ve buraya monte edeceğiz. Hem küçük olacak. Bere olduğu için bakın şöyle. Hem pompom havası verecek hem de küçük olacak arkadaşlar. Şimdi onu nasıl yaptığımı göstereceğim. Evet arkadaşlar, şimdi şapkamızın, beremizin daha doğrusu tepesine dikmek için böyle bir çalışma yaptım ben. Bu pompon değil arkadaşlar. Bu örülerek içinde düğümü olan pompon görünümünde şöyle şurada bak takabileceğimiz hoş bir aksesuar oldu. Elinizde mutlaka böyle tek kalan büyük mont düğmesi, kaban düğmesi tarzı düğmelerden vardır elinizde. Yoksa da böyle büyük bir düğme elde edin. Daha sonra bu ipimizden, aynı ipimizden bu sefer ben şey yapacağım arkadaşlar. İnce şiş kullanacağım. 4 numara falan bir şiş kullanıyorum. Şöyle 2 3 4 5 6 7 8 tane ilmek attım. Şuraya bir bağlayalım ipimizi, sabitleyelim. Daha sonra bu örgümüzü haroşa örgü olarak öreceğim. Düz. Önden de düz, arkadan da düz. Tabii ki siz arkadan önden ters olarak ören arkadaşlarımız da oluyor haroşa örgüyü. Sizin kolayınıza nasıl geliyorsa o şekilde örün. Ben düz olarak örüyorum. Önden ve arkadan kare şeklinde bir küçücük bir parça öreceğim.
yaklaşık kaç sıra olduğunu sayamıyoruz da. Onu ölçerek düğmemizi içine koyacağız şimdi arkadaşlar. Oradan ölçerek nasıl yaptığımızı ben size göstereceğim. Nasıl da ölçtüğümüzü. Şu anda daha geleceğini zannetmiyorum. Kare bir parça yapacağız. Şöyle bak. Küçük kare bir parça. Örelim. Biraz öreyim ben arkadaşlar. Evet canlar, bakın şu şekilde ördüm ben, kare gelecek şekilde. Şöyle toparladığınızda düğmeyi içine alabilecek şekilde, bakın şuradan da gösterelim. Bu şekilde olması lazım. Yaklaşık kare oldu, bakın kare oldu. Şimdi burayı normal ilmek keser gibi, kapatır gibi kapatıyorum. Bunu hırka düğmesi falan da yapabilirsiniz bu şekilde arkadaşlar. Rengi farklı olur ama ebatları aynı olur. Hem değerlendirmiş olursunuz hem de düğme almak zorunda da kalmazsınız. Ve böyle şık da bir görüntü oluşur. Şimdi ben dikecek kadar ipimden biraz keseceğim. İğneme şuradan bir çıkartalım önce. Evet. İğnemi takayım. Şimdi bakın şuradaki fazlalığı da keselim. Kalanı da içine koyarız. Zaten içinde kalacak. Şöyle bakın kenarından, bakın arkadaşlar şöyle tehel gibi gidiyorum. İpimi hiç kesmeden şöyle kenarından. Yuvarlak bir görüntü elde edeceğim. Şöyle geldik tekrar aynı yere. Evet. Şu ipimi de yine içine koyacağım. Düğmemi de bunun içine koyacağım. Şöyle sıkıştıracağım bakın arkadaşlar. Arkadan. Buradan sıkıştırdıktan sonra karşılıklı geçerek burayı şöyle, bakın şöyle geçebilirsiniz. Burayı düzelttikten sonra, arka dikişini yaptıktan sonra bakın pompom gibi oldu aynı. Daha sonra da buraya dikeceğiz. Bunun tam orta kısmını bulalım. Bakın şurası bizim orta kısmımız. Şöyle dikebiliriz bakın arkadaşlar. Buradan görünüyor mu acaba? Evet. Burada bir sıkışıklık oldu. Evet. Şöyle tutarak bir düğmemizin altından geçerek bir de şapkamızdan tutturarak bunu çevirerek dikiyorum arkadaşlar.
Bakın, yaptığımız parçayı diktik. Bir de şapkamızın altından ikisinin arasında geçiş yaparak dikişimizi sağladık. Daha sonra aşağıya iniyorum, altına. İçinde de şöyle sağlamlaştıralım. Bakın. İpini tekrar keserim ben oradan. Şöyle göstereyim. Bakın arkadaşlar. Şapkamızın tepesinde çok güzel, hem küçük hem de pompom görünümünde bir aksesuar oldu. Evet, şapkamızı bu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi tekrar bitmiş haliyle gelelim, içini temizleyeyim ben. Evet arkadaşlar, şapkamızı tamamladık. Şapkamızın burası 23 santim, bu tarafı tekrar ölçelim arkadaşlarım. Bakın, buradan 23 santim, üst artırdığımız bölümden 26 santim. Şu alt kısmını ince şişle ve sayısını küçük başlamıştık. Burası da 22,5-23 santim falan geliyor arkadaşlar. Büyük yetişkin beresi tabii ki bu. Bakın şu şekilde yumuşacık, pufidik bere, ama bu böyle yana düşen bere. Ben bunun resmini de inşallah çekip sayfamda paylaşmayı düşünüyorum. Böyle bir bere çalışması. Altı şey olduğu için, dar olduğu için şöyle görüntüde sanki tam anlaşılmıyor şapkamızın nasıl olduğu. Ama bu tarz bir bere olacak. Burada da boyunluğu var. Bu videonun altındaki videoda da boyunluk anlatımını yaptım arkadaşlar. Takım örmek isteyen arkadaşlarım o videodan izleyerek örebilirler. Evet, bundan sonra artık kış aylarında yeni bere boyunluk çalışmalarına devam edeceğiz. Bebek örgülerine de tabii ki devam edeceğiz. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın arkadaşlar.